Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videolarda Photoshop 2021 ile hangi özellikler geldi bunları sizlerle tek tek paylaşmıştım. Şimdi sıra geldi Illustrator 2021 programı ile hangi yeniliklerin geldiğine. Videoya geçmeden önce bu özellikleri ve diğer eğitim videolarını takip edebilmek için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer Photoshop ile ilgili yenilikleri de merak ediyorsanız kartlar bölümünden o videoları da izleyebilirsiniz. Şimdi geçelim Illustrator üzerinde neler olduğuna. Özellikle illüstrasyon çizim oluşturan arkadaşlar bu özellikleri çok sevecekler. Şu anda ekranda görünen 3 tane görselimiz var. Alttaki 2 görünen görsel aynı. Buradaki bunları aynı kullanmamın sebebi bir tanesini de referans görsel olarak kullanmamız. Yani nasıl değişiklikler olacağını görmek için. Şimdi bu görsellerden bir tanesini, bu illüstrasyonlardan bir tanesini seçiyoruz. Ve yukarıda yer alan Recolor Artwork seçeneğini aktif ediyoruz. Karşımıza böyle bir pencere gelecek. Bu pencere aslında daha önceden daha farklı şekilde görünüyordu. Bunu eski haline döndürmeyi de, daha doğrusu o ekrana geçmeyi de size tabii ki paylaşacağım. Şimdi yukarıdaki menüden başlayarak alt kısma doğru bütün özellikleri inceleyelim beraber. En üstte Color Library seçeneği var. Yani renk kütüphanesi. Buradan istediğiniz herhangi bir rengi seçerek bu şekilde renklendirme yapabiliyorsunuz. Aslında önceki versiyonda da vardı bu özellik. Fakat bu şekilde biraz daha pratik bir hale getirilmiş. Yani menünün içerisindeydi bu. Şimdi buradan rengimizi üstteki reset butonuna bastığım zaman otomatikman eski haline döndürmüş oluyorum. Alt kısımda da renk temaları var. Buradaki renk temalarını seçerek de otomatikman bu şekilde renklendirme yapabiliyorum. 2021 versiyonunda en büyük bence gelen özelliklerden bir tanesi de Color Temp Picker özelliği. Yukarıda görmüş olduğunuz illüstrasyondan tıkladığım zaman oradaki renk temasını alıp kendi illüstrasyonumuza uygulamamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi otomatikman tek tuşla yukarıdaki renk skalasını aşağıdaki illüstrasyona uygulamış olduk arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir durum daha var. Yine resetleyelim. Color Temp Picker'ı alalım. Ve sadece bölgesel seçim de yapabiliyoruz. Mesela sadece burayı kullan. Veya yeniden resetleyelim. Şöyle bir çizim yapıp sadece şuradaki renkleri kullan diyerek de çalışmamıza renkleri uygulayabiliyoruz. Evet, bu özellikten sonra da aşağıya geçtiğimiz zaman burada iki tane ikon görünüyor. Burada da Change Color Order, yani diyor ki renkleri otomatik olarak kullan. Burada bu şekilde de otomatik olarak rastgele bir renk uygulaması da yapabiliriz. Yine resetleyelim. Veya yandaki ışık ve saturation, yani sıcaklık ve ışığa göre de burada otomatikman tersine çevirerek de renk düzenlemeleri yapabilmemiz mümkün. Şimdi gelelim buradaki renk çemberine. Yine resetleyelim. Bu renk çemberinin öncekine göre pratikliği şu olmuş arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir link var. Eğer istersen bu linki aktif edip bir tane rengi çevirip çalışmayı bu şekilde çok pratik bir şekilde farklı görüntülere ulaştırabiliyoruz. Böyle, evet, çevirerek bu şekilde farklı görüntülere ulaştırabiliyoruz. Eğer istersek sadece bir renkle de uğraşabiliriz. Örneğin yeşili değiştirmek istedim. Bu şekilde yeşili değiştirebiliyorum veya işte buradaki koyu tonları değiştirmek istedim. Bu şekilde koyu tonları tek tek de müdahale ederek de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu da harika, detaylı çalışmak isteyenler için özellikle veya hiç detayla uğraşmak istemeyenler için bile çok güzel bir özellik bence. Bir alt kısma da geldiğimiz zaman bütün çalışmadaki renkleri bir bar halinde görüyoruz. Bu barın amacı da buradaki renklerin böyle sürükleyerek yoğunluklarını, çalışmadaki yoğunluklarını azaltıp arttırabiliyoruz. Yani bir rengin daha çok görünmesini istiyorsanız, özellikle renk kurallarını düşündüğünüz zaman 60-30-10 kuralını burada bu şekilde çok güzel bir şekilde uygulayabilme şansımız var arkadaşlar. Bunu da oldukça sevdim. Şurada da iki tane yine ayarımız var. Buradaki birinci ayar tabii ki sıcaklık ve soğukluk ayarı. Yani çalışmayı sıcak ve soğuk hallere döndürebiliyoruz. Bir diğeri de brightness ayarı, yani ışık ayarı. Buradan ışığı arttırıp azaltma şansımız da var arkadaşlar çalışma içerisinde. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi bir de bu Recolor'ın tabii ki eski versiyonu var. Ben aslında baskılı çalışmalarda o eski pencere halini daha çok kullanıyorum. Eğer onu kullanmak istersek de Advanced Options seçeneğine tıkladığımız zaman buradan karşımıza gelen renklerden yine eskisi gibi düzenlemelerimizi yapabilmek mümkün arkadaşlar.
Illustrator 2021 programının birinci özelliği, recolor özelliği bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videonun arkasından bir video daha paylaşacağım sizlerle. Orada da yazı, type kısmı ile ilgili bazı güncellemeler var. O güncellemeleri de detaylı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Videolardan haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız arkadaşlar, yayınladığım anda videolar size hızlı bir şekilde ulaşmış olur. Bazen böyle ani videolar atabiliyorum. Örneğin Photoshop güncellemesini gece yarısı çekip attım bir an önce size ulaştırabilmek için. Bu şekilde bildirimleri alabilmek için çan ikonuna tıklarsanız bu işi de bu şekilde çözmüş oluruz. Bir sonraki güncelleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.